Kılıçlar çekildi. Başkan Ali Koç'la teknik direktör Vitor Pereira arasında söz düellosu yaşandı. Ali Koç, Vitor Pereira gerilimi daha ileri bir boyuta taşındı. Başkan Koç, Pereira ile görüşmesinde kulübün DNA'sına uygun hücum futbolu ve Mesut Özil'den verim alınacak bir sistem talep etti. Son görüşmede Başkan Koç, Pereira'ya verdiğin sözü tutmadın dedi. Pereira ise istediğim kanat transferleri yapılmadı diye cevap verdi. Bugünkü gazetelerden sadece biri. Fenerbahçe'nin teknik direktör adaylarına iki isim daha katıldı. 1. Andriy Shevchenko, Ukraynalı. 2. Alex de Souza, yine bir diğer gazete. Şimdi bu iddialar devam edecek. Bu boyuttaki manşetler, söylemler devam edecek, sürecek. Çünkü Sayın Başkan Ali Koç son yenilgiden bu yana hiçbir şey söylemedi, konuşmadı. Sosyal medyadan da herhangi bir paylaşım yapılmadı. Çünkü Sayın Ali Koç 6 Kasım Cumartesi günü yapılacak olan Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu toplantısında konuşacak. Bu toplantı Faruk Ilgaz tesislerinde bu cumartesi saat 10.30'da başlayacak ve ben aldığım bilgilere göre orada Sayın Başkan Ali Koç'un çok önemli, çok mühim açıklamaları olacak. Tüm bu iddialara da muhakkak yanıt verecektir. Tabii Fenerbahçe biliyorsunuz Antwerp'e, yani Antwerp maçı için Belçika'ya hareket etti. Bugün gün içinde o maçtan alınacak sonuç da oradaki havayı çok ama çok etkileyecektir. Bir gün sonra pazar günü yapılacak olan Kayserispor maçı öncesinde. Bu arada Fenerbahçe'de gözler Berisha'da biliyorsunuz. Serdar Dursun UEFA Avrupa Ligi kadrosunda yok. O dönem sakatlık yaşadığı için yazılmadı. Ener Valencia'da sakatlık yaşadı. Ve Fenerbahçe'de gözler yarın oynanacak olan Antwerp maçında Mercim Berisha'da olacak. Bu arada sevgili dostlar biliyorsunuz Fenerbahçe'de Mesut Özil, Luis Gustavo, Serdar Aziz de yine tabii en önemlisi Mesut Özil burada götürülmeyen, Belçika kafilesinde yer almayan isimler arasında yer aldı. Bence Mesut Özil'in götürülmemesi, risk edilmemesi hiç de yanlış değil. Benim fikrimi biliyorsunuz. Bence Fenerbahçe lige ağırlık vermeli. Ha, Kayseri maçında Mesut Özil'i görmek, merkezde asıl pozisyonunda merkezde görmek de isteriz. Fenerbahçelilerin genelinde bunu düşündüğünü, istediğini düşünüyorum. Gelelim başlıktaki konulara. 1. Talisca, 2. Liverpool'da oynayan Belçikalı futbolcu Origi. Öncesinde şunu söyleyeyim. Dün açıkladım özel haber olarak. Ukrayna'nın Zorya kulübü Allah yarın 3,5 milyon euroluk satın alma opsiyonunu kullanmak yerine, Aralık'ta bitiyor sözleşmesi, bir karar vermek zorundalar. Bunun yerine Vladislav Kochergin'i takasta Fenerbahçe'ye vererek bu transferi tamamlamak istiyor. Ama ben Fenerbahçe'nin böyle bir hata yapacağını hiç düşünmüyorum. Vladislav Kochergin orta sahanın sağında oynayan, sağ önde de oynayabilen, 25 yaşındaki, sözleşmesinin bitimine 1 yıl kalan, 1.78 boyundaki Ukraynalı bir oyuncu. Kendisini geçen sezon Yunanistan'ın PAOK takımı, yani Pelkas'ın geldiği takım istediğinde Ukrayna kulübü Zorya 1,5 milyon euro istemiş. Allah Yar çok daha değerli, çok daha kıymetli bir oyuncu. Bence Allah Yar Aralık'ta gelecek. Oradaki yabancılardan biri gidecek, kiralanacak ya da gönderilecek, satılacak. Ve Allah Yar Fenerbahçe'de devam edecek. Çünkü yerden özellikle fuleli oyununu geliştiren, ceza alanı içinde ve dışında çok iyi vuruşlar yapabilen bir oyuncu haline geldi. Evrildi Allah Yar. Sayet Maneş Allah Yar. Ve Fenerbahçe'nin şut konusundaki eksiği de gayet net. Fenerbahçe'nin Allah Yar'ı Vladislav Kochergin takasına kurban edeceğini düşünmüyorum. Tam tersi, Fenerbahçe'de Allah Yar'ın devam edeceğini düşünüyorum. Gelelim Origi ve Talisca konusuna. Arkadaşlar, Fenerbahçe'nin an itibariyle ne Muriç, ne Talisca, ne Origi konusunda bir girişim yok. Ama Muriç'te olduğu gibi Origi ve Talisca konusunda da Fenerbahçe'nin ilgili olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Ama şimdi mesela Talisca'nın transferi demek Pelkas'ın ya da Mesut'un
artık orada bir fazlalık olması anlamına gelmesi demek. Hem kadrosal anlamda, sayısal anlamda, özellikler anlamında hem de maliyet anlamında. Dolayısıyla bu planlama kolay bir planlama değil. Ha, Talisca'yı Bakasetas'ı Sportik Lisbon 12 milyon euroya sözleşmesinde satan maddeden ötürü mecburen Trabzonspor satıp Talisca'yı Trabzonspor çekerse ligin dengeleri bir kez daha değişir. Orası da ayrı bir şey. Fenerbahçe için Talisca sadece Fenerbahçe için değil bütün takımlar için şampiyonluk yolunda çok büyük bir avantaj olur. Taşır. Ama Talisca'nın gelmesi demek oradan birilerinin eksilmesi anlamına gelmesi demek ve bugün için net bir girişim yok. Fakat Talisca'nın Suudi Arabistan'da yaşanan krizden, Al Nassr'da yaşanan krizden ötürü Suudi Arabistan'dan ayrılmaya dönük mesajlar vermesi Arap basınındaki iddialara göre de, bugünkü iddialara, haberlere göre de Talisca'nın takımdan ayrılacağının neredeyse kesinleşmesi ve büyük ihtimalle gideceği takımın Fenerbahçe olarak Arap basınında gösterilmesi de hayli ilginç. Divock Origi. Bu oyuncu biliyorsunuz Liverpool'da oynuyor. Ama orada Salah, Firmino gibi isimlerin arkasında kalan bir oyuncu Origi. Divock Origi. Ve çok fazla forma şansı bulamıyor. Fenerbahçe'nin sezon başında gündemine gelmiş. Geçen sezon, bir önceki sezon Çaykur Rizespor'u Muriç'i Fenerbahçe'ye sattığında Çaykur Rizespor'un dahi gündemindeydi. Bu oyuncu biliyorsunuz 1.85 boyunda net bir santrfor ve daha 26 yaşında olan bir oyuncu ve 2022 yılında sözleşmesi bitiyor. Bir yılı kaldı. Bu oyuncunun devre arasında bir başka takıma transferin gerçekleşeceğini düşünüyorum. Adı bu takım Fenerbahçe mi olur? Fenerbahçe olursa Fenerbahçe santrfor sorununu kökten çözer. Origi ile ilgili lütfen görüşlerinizi yorum kısmına yazın değerli arkadaşlar. Şimdi Fenerbahçe'nin ayrılan oyuncular hakikaten iyi performanslar gösteriyorlar. Golcüden başladık, golcüden devam edelim. Mesela Frey, birçoğumuzun beğenmediği Frey. Gittiği yeni takımda da Fenerbahçe'nin yarın karşılaşacağı Antwerp'te de atmaya ve attırmaya devam ediyor. Rakama bakın. Frey Antwerp'te 13 gol 1 asiste aynı takımdaki Samat'ta da 3 gole ulaşmış durumda. Bu arada biliyorsunuz İsmail Yüksek 2025'e kadar Fenerbahçe'de sözleşmesi devam ediyor. Bu oyuncu Bursaspor'a kiralandıktan sonra büyük bir çıkışa girdi. En son Keçiören Gücü maçında 1 gol atıp 1 asist yaptı. Maç içindeki o çalımları, oyuna katılımı da yine harikaydı. Allah yardan zaten az önce bahsettim. O da Zorya'da 17 maçta 7 gol 1 asiste ulaştı. Fenerbahçe'nin oyuncuları Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra hayli iyi performanslar gösteriyorlar. İşte bu da bu takımdaki baskı unsurunun ne kadar fazla olduğunu gösteriyor. Şimdi Galatasaray'la ilgili bir şey söyleyeceğim ama aslında Fenerbahçe'yle alakalı. Bakın lütfen dikkat buyurun. Galatasaray'ın TFF'ye yaptığı ya biz şu Lokomotiv Moskova maçını tam kapasite oynayalım başvurusu reddedildi. Biliyorsunuz UEFA bu konuda yerel federasyonlara bırakıyor meseleyi. TFF tam kapasiteye 9 Kasım'da geçme planı nedeniyle Galatasaray'ın başvurusuna olumsuz cevap verdi. Ya 3 günde ne değişecek? Bırakın adamlar Lokomotiv Moskova maçını tam kapasite oynasın. Ama ne oluyor biliyor musunuz öyle olunca? O zaman Beşiktaş-Trabzon maçının da tam kapasite oynanması lazım. Beşiktaşlar da buna kızıyor. Kardeşim 3 günde ne değişecek? Mesela Fenerbahçe-Galatasaray maçı, Arena'daki Galatasaray-Fenerbahçe maçı tam kapasite oynanacak. Niye Beşiktaş-Trabzon maçı tam kapasite oynanmıyor? İş oraya varacak. O zaman onu da tam kapasite yapmak zorundalar. Hemen kulaklarımda şu çınlıyor. Ömer Faruk Ünal'ın söylediği TGRT'deki stüdyoda futbolda kimse Beşiktaş-Trabzon maçını yönetmek istemiyor. Hakemlerle konuştum dediği laf kulaklarımda çınlıyor. Böyle Trabzon'un lehine böyle üst üste bir şeyler gelişiyor. Ya bu Trabzonlulara da haksızlık. Neden böyle bir matematik ortaya koymuş oluyorsunuz? Ey TFF'nin sayın yetkilileri. Neden? Bakın iş nereden nereye geliyor. Peki. Şimdi Türk futbolu büyük bir krizde. Artık krizin eşiğinde falan değil, krizin tam içinde. Buna rağmen ilginç gelişmeler oluyor. O da şu. Mesela dört büyükler sponsor arıyor değil mi? Bak bugün Spor Arena Plus dergisinde çok güzel bir haber var. Sizin için çok küçük bir bölümünü alıntılıyorum. İsim vererek.
Süper Lig'in sponsorluk dosyası. Bakın neler olmuş. Anadolu kulüpleri dört büyükleri sollamış. Allah Allah, nasıl oluyor bu? Süper Lig'de en fazla sponsoru sahip olan kulüp İttifak Holding Konyaspor. 54 firmayla sponsorluk anlaşması yapan Konyaspor'u 48 destekçiyle Gaziantep ve Öznur Kablo Yeni Malatya izliyor. Sponsor sayıları birbirlerine çok yakın olan dört büyüklerin ise ortalama 20'şer destekçisi bulunuyor. İkiye katlamışlar. Mesela Süper Lig'de en fazla şampiyon olan kulüplerden Beşiktaş'ın 24, Galatasaray'ın 22, Fenerbahçe'nin 21, Trabzon'un 19 sponsoru var. Konyaspor'un 54 tane sponsoru var. Sevgili dostlar, bu akşam Fenerbahçe'nin Antwerp maçındaki muhtemel 11'ini de konuşacağız. Birçok detayı konuşacağız. Bu akşam canlı yayında görüşmek üzere. Sansürsüz Futbol'daki videomu lütfen izleyin. İzlediyseniz bir daha girin, yorumlarda destek verin. Kalın sağlıcakla, Fenerbahçe ile kalın. Şimdi Sansürsüz Futbol'daki benim videoma hoşça kalın.